Başkanım şimdi şeye geçelim. Sağlık bölümüne zaten. Tam bir sosyal projeler, toplumsal projeler. Yani sizin sağlıkla ilgili çalışma alanları. Gerçi belediyelerimiz çoğu az. Yani genel anlamda söylediğim için. Ya belediyenin sağlık işi çok farklı. Yani nedir? Eski artık cenaze arabaları falan bir şey. Onlar da sağlık işte. Evde bakın, daha az evde bakın diye de işte hastaya gitmiyor. Araç. Ama siz çok daha ileriye gittiniz. Yani affedersiniz ama yani şeyden haddinizi aştınız. Mesela ağız diş. İşte yani adeta bir bakanlığın yapması gereken şeyler. Yaşam köyü. Azimir merkezi. Yani o konuda bir şöyle kısa kısa değinebilir miyiz? Tabii. Ben her yerde şunu söylüyorum. Önce ben hekimim, sonra belediye başkanıyım. Hekim gözüyle bakmak çok farklı. Hani biz hekimlerin insana bakışıyla bir avukatın, bir mühendisin, ne diyeyim, bir başka daldaki insanın insan bakışı açısı çok farklı. O bana büyük avantaj sağlıyor. İnsanı işte ne diyeyim, değerlendirmem, ihtiyacın ne olduğunu hissetmem, o hekimlik duygusu. O açıdan 2009'dan sonra yani ciddi işte temel hizmetler yapıldı. 2009-2014 arasına baktığında 500 bin ton asfalt atmışız, 1 milyon metrekare kilit parke yapmışız, 1300 tane sokak bitirmişiz de başında. Bu rakamlar çok ciddi rakamlar Şahabat. Yani büyük şehir rakamları. Evet. Hani bizi başka şeylerle uğraşıyor da şunu unutuyor diyebilecek bir durum yok. Tabii eksiğimiz yok mu? Var. Bunu tamamlamak veya eksiksiz olmak mümkün değil. Çünkü hep ihtiyaç üzerinden gidiyor işler. Bugün tepe başında hemen hemen asfaltsız sokağımız kalmadı. Bize yasalarla geçen 40 tane köy var. 40 köyün 25 tanesini bitirdik. Kalan 15 tane var. O da önümüzdeki işte bu 2 yılda kısmet olursa tamamlayacağız. 40 tane köyü de bitireceğiz. Bunlar kolay yapılacak işler değil. Yani bütçeye bakıyorsun, komik bir bütçe. İller Bankası payın kuşa döndürülüp gönderiliyor. Maaş ödemekte zorlanmaya başladık. Yani ben 99'dan beri bu işin içindeyim. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Duyardım da hayret ederdim. Demek ki oluyormuş. O açıdan bu komik bütçelerle, küçük bütçelerle eğer bunlar yapılıyorsa bunun altında bir şeyler var demektir. Yani paranın önceliği bulunuyor. Paranın iyi değerlendirilmesi, işte ne diyeyim, çok kıt kanaat kullanarak yapılan projeler, kuruş kuruş sayılan projeler. Bunlar ancak böyle ortaya çıkıyor. Geçenlerde arkadaşlara dedim ya bir sürü iş yaptık, bunu bir harita üzerine bir yerleştirin dedik. Bir harita üzerinde gösterin dedim. 60'ın üzerinde yer açmışız. 2009'dan sonra. İşte 30 tane belediye, 5 tane çocuk merkezi, 6 tane çocuk merkezi, 2 tane gençlik merkezi, Alzheimer merkezi. İşte, ya tutabilir miyim? Tabii. Evet, şöyle. Alzheimer merkezi, ağız diş sağlığı merkezi, çocuk senfoni, işte akıllı kentler, şu bu yani halı sahalar. 99'da geldiğimde tepe başında bir tane spor tesisi yoktu ya. Bir tane çim saha yoktu ya. Şimdi işte spor sahaları, futbol sahaları yani aklına ne gelirse yapılmış, daha da yapılacak. İşte yeni spor salonu bitireceğiz. Tevzi Çakmak'ta büyük bir halı saha bitiyor. Evet. Bunun gibi şeyler. 60 üzerinde yer açılmış. Bu küçük bütçeler bu. Şimdi kalkıyorlar, eleştiriyorlar. Elin saf yani. Yani tabii söyleyecek bir şey bulamıyorlar da abuk sabuk şeylerle uğraşıyorlar.
Neticede bu arada tabii bu harita olmadan önce Anadolu Üniversitesi ile bir açık öğretim gibi bir projeye başladı. Bir online proje. Tabii orada değerli arkadaşlarım, dostlarım bizim neler yaptığımızı biliyorlar. Eksik olmasın, sanatörlerimizi de destekler bu konuda. İşte belde evlerini bir taraftan online şekli oluyor. Yani taban daha geniş. İnsanlara ulaşma kabiliyeti daha artıyor. Evet. Ama buradaki konular biraz daha farklı olacak. Belediyenin portalı olacak. O portala şifreyle girecek. İşte hangi konuyu öğrenmek istiyorsa veya eğitim almak istiyorsa o konu üzerinden devam edecek. Mesela biz burada biraz daha konuların daha böyle pratik, daha cezbedici şeyler olsun dedik. Mesela çoğu insanın elinde akıllı telefon var. Evet. Ama bunu sadece açıp kapıyor, belki bir mesaj atıyor. Ama akıllı telefon bir derya. Akıllı telefon kullanma var mesela. Evet. İşte işaret dili var. Para yönetimi var. Balkonda çiçek yetiştirme var. Gibi bir sürü böyle çok güzel konular var. Bu online'dan bu eğitimleri alacağım. Şimdi aklıma geldi. Dedik ki böyle bir tebebaşı işte. Bir sürü hizmeti almış veya insana dokunan sosyal proje, sağlık projesi, spor projesi, eğitim projesi, sosyalleşme. Şimdi bunun bir çatısı olsun. Bu çatıda bu online proje olsun. Bunun adı da Kent Enstitüsü olsun. Şimdi bu yine Türkiye'de kendinden söz ettirecek bir proje ve ilk. İlk. Kent Enstitüsü. Bizim sonra baktık ki yani yapılan işler köy enstitüsü mantığına çok uygun işler. İşte insanlara kömür vermiyorsun, veriyorsun tabii ihtiyacı olana ama bir meslek ediniyorsun. Lisan öğreniyor, Kur'an öğreniyor, Arapça öğreniyor, İngilizce öğreniyor, Rusça öğreniyor. İşte konfeksiyon öğreniyor, öğreniyor da evleniyor. Kültür gezilerine gidiyor. Evet. Bonus olarak. 175 bin kişiye ulaşmış kültür gezileri. Belde evlerinde 2009'dan bu yana 100 bin kadın hizmet almış. Bir Ramazan iftarına 130 bin kişi oturuyor iftarımıza. Nüfusumuz kaç? 330-340 bin. İşte böyle bir bölgede çatıda kent enstitüsü olsun. Yine Türkiye'de yine büyük olsa örnek alınacak bir süreç. Ama tabii onu herkes belediye alamaz çünkü çok hizmet yapması gerekiyor. Ya tabii. Kent enstitüsü. Şimdi bebek, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, hasta, herkese dokunmaya çalışıyoruz. Zaten sizin en büyük ısrarla da vurguladığınız bir şey var. İnsana dokunmak. Tabi insan dokunmakla işte birisi gibi tokalaşmak arasında fark var. Siz o zaman farkı gösteriyorsunuz. Sizce insana dokunmak nedir? Ya tabii şimdi mesela bir kumaş alırken ellersin. Bir şey var hani tadarsın. Böyle onun hakkında bilgi sahibi olmak istersin veya hoşuna gitmesini istersin. Yani tokalaşma da bir insanların birbirine evet. olan dokunmasıdır. O anda hani pozitif enerji birbirinden geçmesidir. Bir bakışın o kadar çok şey ifade eder ki. Ama bakarken başka yere, tokalaşırken başka yere bakarken o zaman kötü bir iş yaparsın. İyi bir iş yapmazsın. Siz zaten şimdi yani Eskişehir'in gülümseyen yüzsünüz. Yüzünüz hep
güler, bir de farklı bir insanlığı, bir gülümseme var sizde. Şimdi siz buna, bu gülümseme bir de insana dokunmayı da eklediniz ama bir sırf sadece bölgenizde değil, çünkü Eskişehir çok sevilen. Şimdi dokunma bir böyle olur, hani fiziki dokunma. Bir de projenin dokunması var. Evet. Şimdi ne diyeyim, Gökkuşağı Kafede bir Down sendromlu çocuğumuzun hem o kendisine hem ailesine dokunuldu. Çocuk evden çıktı, bir işe gidip geliyor. Anne babası da nefes aldı, kendi işlerine bakmaya başladı. Ben onları tanıdığımda bazıları 6-7 ay evden çıkmamış. Neredeyse yürümeyi unutmuşlar. Bu neden oluyor? Durup dururken olmaz ki. Evet. Ya maddi imkansızlık var, ya utanıyorlar. Devlet demiş ki, Down sendromlu, zihinsel engelli çocuk çalışamaz. İşte ne güzel çalışıyorlar. Niye çalışamasın? İmkanını verirsen çalışır. Demin giden engelli çocuğumuz, hem biraz görmesi bozuk, hem bir takım sıkıntıları var. Yemin ediyorum bir zeka var. Hayran kaldı. Bizim montaj atölyesinde çalışıyormuş. Ne güzel. Yazıdan sizin o sosyal projeniz, yani ille örnek anlamında değil de gerçekten Eskişehir'de iyi görmek. Biz de oralara gidiyoruz. Gökkuşağı Kafe'ye gidiyoruz yani o tür. Yani onlarla bir selamlaşmak, ona dokunmak, onların bize işte bir bardak çay getirmesini tadı çok farklı. Dün mesela 4-5 büyük masa vardı, kadınlar. Yani nasıl severek geliyorlar oraya ve o çocuklarla bir diyalogları falan göreceksin. Olağanüstü ya, olağanüstü ya. Çok güzel, ne güzel şiir okuyorlar, ne güzel şarkı söylüyorlar. Ya mesela dün Yalçın Bayar buradaydı işte, onu götürdüm. Nazlı Çelik vardı, o sonra kızı ve annesiyle beraber geldiler. Hayran kaldılar. Yani tabii orada mesela bir İş Bankası'nın kültürü yayınlarının satılması. Girdiler, valla dakikalarca oradan kitap seçtiler. Ya biz İstanbul'da böyle bir şeyler yok diyorlar ya. Evet. Oradan havuza götürdüm Yalçın abiyi. Orada bir kadın geldi. 2 yıl önce İstanbul'dan gelmiş. Yerleşmiş Eskişehir ama kökeninde Eskişehirlik var. Ama uzun yıllar İstanbul'da çalışmış. Yani orada neler anlattı böyle, yani keyiften öldüm, eridim. İşte hem havuzu övüyor, hem Eskişehir'i övüyor, hem belediye hizmetlerini övüyor, övüyor. Ya biz İstanbul'da boşu boşuna yaşamışız diyor, vaktimizi geçirmişiz oralarda diyor. Burada insan ne kadar kıymetli, her şey elin altında diyor. Evet. Zaten o sizin sloganınız iyi oturttu ki ağzına oturtma değil. Gerçeği bir isimle işte hayat yavaşında. Yani gerçek yaşamı siz o iyi bir sloganla örtüştürüyor. Hakikaten öyle. Ben de şimdi dolu dolu. Bir Tivaş bölgesinde oturuyor. Aynen Tivaş'ın çocuğum ben. O yüzden yaklaşık işte 50-55 yıllık geçmişe bakıyorum, biliyorum. Benim mesela doğup büyüdüğüm mahallemde mümkün mü? Yani saat 8-9'dan sonra çıkmak bir erkek olarak da söylüyorum. Ama şimdi cıvıl cıvıl her saat hiçbir şey fark etmiyor. İstediğin zaman gidebiliyorsun rahat. Yani sadece gezmek, eğlenmek anlamında değil. Bizim millet hep çok farklı bakıyor bazıları. Ama yap gittiğimde canlı, oturabileceğin çay içebilir. Bazen Ankara'ya gidiyorum. Yani nerede çay içerim diyor şöyle sağa sola. Bomboş sokak. Evet. Hayat. Şimdi spora bakalım. Açtığınızdan sporma bir dönemde açtığınızdan halı sahadan tutun. Yeşil alanları, tabii. Basket alanları, oyun alanları. Tabii. Şimdi bizim yeşil alan konusunda çok ciddi başarımız var. Tebaş bölgesinde Büyükşehir ve Tebaş'ın ortaklaşa yaptığı aktif alanlar kişi başına 10 metrekare. Yani Avrupa standartlarını yakalamış durumdayız.
Hatta bence geçmiş durumdayız çünkü yeşil alan olarak biz sadece iki belediyenin yeşil alanına, ama bunun dışında mesela Anadolu Üniversitesi'nin resmi kurumların yeşil alanları da var. Biz aktif yeşil alanları olarak konuşuyoruz. Onlara da kattığında %10'un üzerine rahatlıkla çıkar. Evet. Mesela parklarımız çok iyi kullanılıyor. Ben yazın bakıyorum hakikaten cıvıl cıvıl, çoluk, çocuk, evet. Herkes parkları çok iyi kullanıyorlar. Hani akşam üzere evinden bir şey çıkarıyor, piknik masasının etrafında toplanıyorlar. Çay getirmişler, hem onu içiyorlar, hem onu yiyorlar, hem sohbet ediyorlar, hem işte oyunlar oynanıyor falan filan. Yani evinin hemen dibindeki yeşil alanda rahatlıkla bir nevi piknik de yapabiliyor. Şimdi tabii sıkıntılı yerlerimiz var. Zamanında merkez mahallelerimizde hiç sosyal donatı düşünülmemiş. Plan yapanlar ve şehri yönetenler tarafından atlanmış onlar. E şimdi mesela çok yoğunlaşmış mahallelerde vatandaş diyor ki başkanım bize park yap. Ya yapayım da nereye yapayım, bana gösterin. Şurası boş değil, yapayım oraya. Yani kalkıp da ben orada istimlak yapıp park yapamam ki yani. O açıdan tek sıkıntımız o, ama biraz daha böyle çevreye doğru geldikçe her şey çok farklı noktaya geliyor. Büyük parklar, işte yeşil alanlar, şunlar, bunlar. Tabii demin de dedim, 99'da benim geldiğimde Tepebaşı bölgesinde spor alanı yoktu, hiçbir şey yoktu. Ve bugün işte bu yeşil alanlar veya yapılan halı sahalar, su sporları merkezi mesela, o alan bize tahsisli alandı. Defterdarlıktan bana verilmedi. Benden önceki AKP yönetimine, yani Taceddin Bey'in döneminde tahsis edilmiş orası. Ama 2008'de yapmış, onlar bir şey yapamamışlar. Ben 2009'da göreve geldikten sonra, birkaç ay sonra defterdarlıktan bir yazı. Bu alanı iade edin diye, tahsis edilen bu alanı iade edin diye. Ulan baktım, şey de yok, yani tahsis zamanı da geçmemişler. Ya ben arkadaşlarla konuştuk, oraya dedim bir futbol sahası yapalım. Türbünlü, mürbünlü. Çünkü o saha, toprak saha hep spor için kullanıldı, futbol için kullanıldı. İşte greyderi gönderirim, düzeltiriz. Bazen işte lamba koydururum, gece de oynasınlar diye. İşte defterdarlıktan yazı gelir, bu lambaları kaldırın diye, kaldırırız falan. Ama oranın temelinde hep spor vardı. Hemen onun için bir futbol sahasıyla başladık. İşte hiç Eskişehir'de olmayan Beyçerkin'in adını verdik oraya. Evet. Beyçerkin, Eskişehir çok önemli Eskişehir için. Türkiye için de çok önemli. Ama tabii Türkiye için de çok önemli. Ama Beyçerkin'in kıymeti bilinmemiş. İşte zaman zaman mezar başında anma yapılıyor ama o da duyulmaz yani. Yani duyulmaz ve yani koskoca demir yolları bile Beyçerkin adına bir şey yok yani baktığında. Yani dişe gelir, bazı şeyler vardır ama hani böyle bir dişe gelir bir şey yok. Bir mezarını düzelttiler, bir düzenleme oldu. Ha, işte arkasında 12 dönümde, 6 dönümde sahayı yaptık. Geri kalan 6 dönümde sonra paramız olunca bir şey yaparız dedik. Nitekim işte sonra da oraya su sporları merkezini koyduk. Şimdi iki tesisten yüzlerce insan yararlanıyor. Hatta binlerce insan yararlanıyor. Evet. Şimdi bizi bazı yerler istiyoruz, vermiyorlar. İktidar partisinin bürokratları biz hizmet edeceğiz diye akılları çıkıyor. Akılları çıkıyor. Yani biz hizmet edemezsek işte onlar buradaki belediyeleri alacak. Yani bu bence çok cüce bir akıl yani. Neyse, o onların bileceği şey. Biz de bildiğimiz işlere devam edeceğiz. İşte sonra kendi alanlarımızda halı sahalar yaptık. Olanlar varsa onları yeniledik. Parkları yeniliyoruz şimdi. Parkları yenilediğimizde muhakkak yürüyüş yolları koyuyoruz. Özel spor
enstrümanları koyuyoruz. Çocuklar için özel oyun alanları, işte büyükse gölet koyuyoruz bir tane. Yanına bir deneyim kafe koyuyoruz. Belediye işletiyor, herkes rahatlıkla geliyor. Çaya falan para ödenmiyor. İşte orada kurslar oluyor falan filan. Böyle bir ağ olmaya başladı artık. Şimdi bu sene bir Şirintepe'de bir spor merkezi bitiyor, onu açacağız. Şimdi Şirintepe bizim en büyük mahallemiz, 50 bin nüfuslu bir mahallemiz, çok da iyi bir mahallemiz, çok da sevdiğim bir mahallemiz. Bütün mahallelerimi seviyorum ama yani şimdi oranın adı geçtiği için özellikle söylüyorum. Oraya işte mesela ağız diş sağlığı merkezini çocuklar için oraya açtık. Şirintepe'yi açtık. Nereye açtık? Tam Şirintepe ile Yeşiltepe'nin sınırını açtık. Şimdi işte büyük bir spor salonu açıyoruz. Niye? Oradaki, oraya baktığında yaklaşık bir 100 binlik nüfus var. Yani bunun 50 bini Şirintepe ama işte bir tarafında Ulu Önder var, bir tarafında Yeşiltepe var, Sütlüce var. Birbirine yakın. Yani birbirine yakın. Böyle büyük bir proje yapıyoruz oraya. Mesela 2014'te tekrar geldiğimizde baktık artık böyle proje yapacağımız elimizde alan kalmamış, yani toprak kalmamış. Hemen mesela yeşil alan ama kamulaştırılmamış, belediyenin üstüne geçmemiş, vatandaşın üstünde, onlar vergi ödüyor. İşte bazı sevdiğim böyle ailelerin büyük alanları var sevdiğim derken, yani konuştuğumuz, ettiğimiz insanlar. Şundan dolayı da seviyorum, bize kolaylık gösteriyorlar, gösterdiler. Hiç işte benim malım şöyle böyle demediler. Belediye hizmet edecek, biz de vergiden kurtulacağız. Bunu verelim, uygun fiyata verelim, taksitlendirelim. Belediyemiz de buraya hizmet etsin dediler. Ben bu insanları sevmez miyim? Severim. Yani şehrin düzü düşünüyor bir kere. Ha, orayı verip de ben babamın evine götürecek değilim. Burada kalacak, burada hizmet edecek, buranın insanı kullanacak. Mesela spor salonu alanı öyle bir yer. Onlar bu anlayışı göstermeseydi ben oraya spor salonu yapamayacaktım. Evet. Şimdi yeni tekrar yerleri vardı. Tekrar onları da o bölgede, başka bölgelerde yerleri vardı. Onları da geldiler, konuştuk yine. Makul ve işte taksitlendirerek kamulaştırdı. Şimdi oralarda yeni projeler yapacak. Yeni işler yapacak. Oranın, bölgenin insanı kullanacak. O açıdan 2009'dan sonra 5 konu çok önemli olmaya başlayacak. Sağlık, kültür sanat, sosyalleşme, spor, eğitim. Evet. Bunlar çok önemli oldu. Ve bakıyorsun artık Eskişehir'deki insanın ihtiyacı bunlara. 30 tane belde ve hizmet ediyor. 15 yıl olmuş herhalde son değil mi? Efendim? 15 yıl olmuş. Belde 15. 15 yaşında. Tabii. 2001. 15 yıl olmuş. 2001 Şaban. İlk Fevzi Çakmak'ta açtıydı. Hatırlıyorum. Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Belde evini açarken yanına da açığı koyduk. Çünkü orada ihtiyaç var biliyorum. Açığı yoğun çalışıyor. Ama gelenler ya bu belde evinde de ne var filan diyorlar. Yani nedir burası, ne işe yarar filan. Girip bakıyorlar içeri filan. Bakıyorlar iyi şeyler var işte ne diyeyim. O zaman da bilgisayar filan kıt. Bilgisayar kursu var. İşte okuma yazma var, lisan var, işte kadınların el sanatları ile ilgili işler var. Ve aşevi sayesinde belde evinde tanıttık, orada da hizmet. Şimdi mesela son birkaç konserdir Fevzi Çakmak'taki çocuklarımız konser veriyor, keman çalıyorlar. Ve talep giderek büyüyor Fevzi Çakmak'ta. Evet. Demin dedim ya, hani Down sendromlu zihinsel çocuk çalışamaz diyor devlet. Orada da böyle bir şey olmaz diye bir fikir vardır. İşte bak eline kemanı verirsen, öğretirsen çalıyor. Ve giderek büyüyor, yani sayı artıyor.
Şimdi Gazi Paşa da başladı yavaş yavaş. Artık öyle bir şey. Yapacağız. Şimdi Gazi Paşa'da var bazı düşünceleri.